doğum gününe çağırdın mı Hakan'ı? Geliyor muymuş? Nerede? Ya çağırdım ama gelmiyor. Ama şu İzmirli kız kendi doğum gününe çağırsaydı Hakan koşarak giderdi. Aha buraya yazıyorum işte. Ne diyorsun kızım sen be? Ay yani böyle saçma sapan konuşacaksan sen benim doğum günüme gelme, tamam mı? Arkadaşım şaka yaptım. Ama ne demişler? Her şakanın altında gizli bir gerçek yatar. Ya o Firel! Kızım minicik bir şaka ya. Aa. Vay maç ha. Ya bizde top ya. Evladım şunu bir tutun bakayım. Ya hocam onu niye veriyorsunuz? Hadi al abi arada. Ondan çıktı be. Onu verin artık yani. Alayım topu. Hocam. Hocam tamam tamam. Aman hocam vurmayın tamam mı? Ne diyorsun oğlum? Hocam vallahi bizi seviyorsanız yapmayın ya. Vallahi başımız belaya giriyor. Camı falan kırıyorsunuz sonra. Ya oğlum niye vurmayayım ya? Allah Allah. Hocam sakin olun. O topu bırakın tamam. Lütfen vurmayın. Ondan sonra Mithat Hoca bize de izin vermiyor. Top oynayamıyoruz burada sizin yüzünüzden. Saçma sapan konuşma be yavrum. Ahmet Hoca lütfen durun. O topa vurmayın. Bu topa vuracağım hocam. Şimdi aslına bakarsanız velilerimiz bu durumdan pek memnun değiller. Ama ben ivedilikle bu durumu çözeceğimi söyledim. Başka da yapabileceğimiz bir şey yok ya. Aa yeter ama artık yahu! Bana bakın, hanginiz attı bu topu? Hocam, ben kaleye atmak istemiştim aslında topu. Sakın vurmayın hocam! Evet gençler, top böyle oynanır. Hadi dağılın bakayım maça. Hadi 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 hadi. Tam basın önde ya. Ne bakıyorsunuz? Gel. Kızım görüyorsun değil mi? Ay farkında mısın yani Ahmet Hoca Messi gibi oynuyor. Messi? O kimde? Oğlum şu topu kapsanız hocadan ya. Allah Allah. Ahmet Hoca böyle iyi top oynayabiliyor muydu? Ay ben de şaşırdım vallahi. Ama 5 üzerinden 5 verdim Ahmet tamam, Hoca'ya. Tamam. Ben nasıl şaşırdım anlatamam. Neyse biz gidelim hocam. Hadi tamam. Sen? Oğlum adam nasıl top saklıyor görmüyor musun? Deniz. Hadi gel. Ya evladım ne işin var? Hayda. Hocam bir soru sormaya geldim de. Gelmiş kalk gidelim. Evladım gole gidiyoruz burada ne sorusu ya? Hocam beynimi çok sıkıştırıyor. Ya evladım. Hocam soruyorum. Hocam rüyamıza giren aksakallı dedenin söylediği rakamlarla saysal loto oynamak caiz midir? Yalnız ben rüyamda gördüm biliyor musun? Bir daha oynadım bir kere. Ya evladım ne demek bu ya? Hocam aksakallı dede var ya hani rüyamıza arada gelip gidiyor böyle nurlu. Hani o önceden hangi rakamların çıkacağını bize söylerse ne yapmalıyız hocam? Ya ben anlamadım ki sizin ne biçim bir aksakallı dede anlayışınız var ya? Aksakallı dede dediğin sayısal loto rakamı mı verir? Nasıl davranacağını, nasıl insanlara karşı iyi olacağını anlatır o kadar. Bu nasıl bir aksakallı dededir ya? Olur mu hocam öyle demeyin. Ben bir kere iddia oynadım. Bana söyledi hiç bir tanesi bile tutmadı ya. Aynen hocam bana da Barça Atletico maçına 3.5 üst dedi. Maçta gol çıkmadı yani bütün harçlığım bitti. Lan siz bayağı bir aksakallı dedeyi kumara alet ediyormuşsunuz. Ne biçim adamsınız lan siz? Allah Allah. Tabii ki yani o aksakallı dede sizinle dalga geçecek. Benimle dalga geçecek hali yok ya. Ne dedi sana bu aksakallı dede? Hocam ben rüyamda hiç aksakallı dede görmedim.
Evladım görmediysen niye soruyorsun o zaman? Gördüğün zaman sorsaydın bari ya. Hocam önceden soruyorum ki hani rüyama girerse hazırlıklı olayım diye. Tövbe estağfurullah. Yaz. Bir saniye hocam. Size ne oluyor ya? Hocam siz demediniz mi ben bundan sonra abuk subuk sorular soracağım, tarzımı değiştireceğim diye işte. Tamam biz not alalım belki çıkar, sen yaz. Düzgün yaz. Şimdi bakın. Rüyanızda aksakallı dede falan çıkarsa karşınıza, tamam mı? Şöyle dedenin sakallarından bir tut, tamam mı? Şöyle bir salla, bir şöyle yüzünü okşa, de ki... Ya dede de sen insanlara iyi davranmasını öğretmelisin. Öyle nasihatler vermelisin deyin. Tamam mı? Dedeye bunu de. Hocam böyle mi diyeceğiz dedeye? Evet, dedeye böyle diyeceğim. Dedenize sahip çıkacaksınız yani. Dedemizi sevelim, sahip çıkalım dedemize. Allah razı olsun hocam. Cümlemizden evladım, cümlemizden. Hocam, gol atmanız için dua edeyim mi? Et de şöyle kenarda et, hadi. Tamam, tamam. Hocam, devam edelim ya. Hadi çocuklar, hava atışı yapıyoruz. Hava atışı, tamam. Ah, zil çaldı. Neyse, maça başka zaman devam ederiz. Hadi çocuklar, sınıflara hadi yürüyün. Ya hocam siz futbolun F'sinden anlamazdınız. Ne oldu size böyle ya? Ne demek futbolun F'sinden anlamam ya? Ne diyorsun oğlum sen? Hocam basbayağı sizin yüzünüzden kaç kere cam kırıldı burada. Mithat Hoca bize de izin vermedi. Aynen hocam. Ya bırakın oğlum bu işleri. Camı kırıyorsunuz, suçu bana mı atıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz siz ya? Hadi, hadi, hadi. Sağ ol yavrum. Hadi bakayım sınıflara. Harbiden kırmış mıydım ben camı? Hatırlamıyorum ki.